Benim kendi işlerim ve tatil sürecinden dolayı Galatasaray kariyeri biraz aksamıştı. Bu aksamayı bugün şu şekilde toparlayacağız. Galatasaray kariyerinin 3. bölümü olarak bugün FIFA 21'de 10 yıl rebuild yapacağız. Fatih Terimli Galatasaray'ı yeni transferleriyle birlikte ele alacağız ve 10 yıl boyunca kazanabileceğimiz bütün kupalara ambargo koyacağız. Eklenebilen bütün yeni transferleri ekledim. Bununla birlikte bu rebuild'da şuna dikkat edeceğiz. Öncelikle oynadığımız sezonda 14 yabancı, sonraki sene 12 yabancı ve bundan sonraki yani 8 sezon civarı 10 yabancı futbolcuyla devam edeceğiz. Mevcut yabancı sistemini kullanacağız. Yani bütün kadroyu buna göre kurgulamamız gerekecek bundan sonraki süreçte. Ve elimizde inanılmaz fazla yabancı oyuncu sayısı var. Şöyle bütçeye bakalım. Transfer bütçesi 22 hatta 23 milyon euro seviyesinde. 4 Şampiyonlar Ligi sezonunda bir çeyrek final hedefimiz var. Bunu yapabilir miyiz? Bence yapabiliriz. Altyapı personeli olarak 5'e 5 yıldızlık önemli bir isim var. Herhangi bir yetenek avcısı getirmeyeceğim başka. Elimizdeki yetenek avcısını Türkiye'ye göndereceğiz. Ve Türk olarak iyi oyuncular çıkarmak istiyorum açıkçası. Genç takıma bakarsak da hiçbiriyle devam etmeyeceğiz. Şu an mevcutta 16 tane yabancı oyuncumuz var. Bu sezon içerisinde en azından 2 tane yabancı oyuncuyu satmamız gerekiyor. Tabii yeni transferler de yapacağız, o yüzden satışları iyi belirlememiz gerekiyor. Özellikle orta saha mevkinde Çiçaldao'yu iyi bir şekilde geliştirmek istiyorum. 72 geni de var. 80 üstüne çıkartabilirim diye düşünüyorum ben bu rebuild'da. 3 tane sağ bekimiz var. Sasha Boye ile yani genç olanıyla devam edeceğiz. Yedlin ve Omar takımdan ayrılacak. İlk etapta düşündüklerim bunlar. Kerem Aktürkoğlu'nu da bu sene kiralamak istiyorum. İlk sezon onu oynatmam lazım başka bir kulüpte. Özellikle son dönemde ismi çok fazla geçti Galatasaray'la. Ve yüksek bonservisi nedeniyle çok da kolay olacak transferlerden biri değil aslında. Olympio Morutan. Biz Rebuild'da Morutan'ı Galatasaray'a getireceğiz. 6 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle. Orta sahaya transfere ihtiyacımız var. Olympiakos'la görüşeceğiz. Mehdi Kamara 23 yaşında 77 geni var. Yine bence 85'lere ulaşabilecek isimlerden biri olarak görüyorum. Payını kaldırdım. 22.500 duruyor ve Olympiakos'la anlaşıyoruz. Malum Henry Onyekuru Olympiakos'la anlaştı. O değil, oyunda da Olympiakos'la anlaştı. Ya güncellemeyle götürdüler ya da kariyer modu transfer söylentilerini dinliyor ve ona göre kendi algoritmasını yaratıyor. Olayinka'yı istiyorum sol orta sahaya. 24 yaşında 77 geni var. Burada iş yapabilir. Yine satış payı eklediler. O satış payını kaldırırsak da bence anlaşabiliriz. 18.300. İşte Galatasaray'da gelenler ve gidenler. Transfer tamamlandı. Cagney 2 yıllığına Lens'e kiraladık. Onunla birlikte Feghouli Dortmund'a gitti. Önemli transferlerden biriydi. Takımı daha da gençleştirmeye çalıştık. An itibariyle mevcut kadroda bulunan yabancı sayısı 14. 3 tane yabancı sağ bekimiz var. Onlardan ikisiyle önümüzdeki süreçte yollarımızı ayırmamız gerekiyor. İşte görüntüde de Galatasaray'ın bu seneki 11'i. Muhtemelen sağ bekte Omar oynar. Yedlin oynamaz. Boye de oynamayacak. Önemli bir kayıp bence bizim için. Sasha'yı kiralayamadık da öyle bir problem de var. Denedim ama gitmedi. İlk sezon itibariyle bütün oyunculara da antrenman planı vermiş bulunmaktayım. Artık önümüzdeki sezon sonunda artı 4'ler artı 5'lerle sık sık karşılaşacağız. Çünkü genç bir takımız. Daha gelecek isimler de var, altyapıyla uğraşıyoruz. Bakalım oradan da kimleri çıkarabileceğiz? Hangi mevkilerde oyuncu bulabileceğiz? Asıl mesele bu sanki. Ocak ayı itibariyle işte genç oyuncularımız bunlar ve 2 tanesini as takıma çıkaracağız. Biri Akın Yıldız, 63 geni var şu an için. Diğeri de Kerem Balık. Rotasyonda kaleci olarak önemli bir tercih olacak kendisi. Morutan'da pozisyon değişikliği var. Sağ orta saha yaptık. Bundan sonra sağ orta saha olarak sisteme uyumlu bir şekilde çalışacak. Ve Süper Lig'de ilk sezon sonumuza geldik. Galatasaray bu sene 92 puan toplayarak şampiyon oldu. En yakın rakibimize 10 puan fark attık. Geldik Türkiye Kupası'na. Son 16'da Kayserispor maçıyla başlamışız. Bir 3-2 daha dedik. Finaldeyiz rakip Trabzon. Şampiyon Galatasaray. 2-2 oldu. Avrupa'da yoktuk bu sene ama seneye Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Süper Kupayı Bayern kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona zaferi vardı. Ve Avrupa Ligi Mönchengladbach'ın olmuş. Bekle bizi Şampiyonlar Ligi.
Gelelim oyuncularımıza. Fernando Muslera artı bir arttı. Zoraki bir tane artış gösterebildi. Kerem Balık'ta büyük potansiyel var. Onu bir an önce kiralık olarak göndermek istiyorum. Kendisini geliştirebileceği, oynayabileceği bir kulübe gitsin diye. Artı 3'ümüz var burada, Okan Kocuk. 70 oldu. Artı 3'ler çok fazla. Marka 80'e yükseldi artı 4'le. Sasha'dan daha büyük bir gelişim bekliyorum açıkçası. Seneye onu kiralayacağız muhtemelen. Ya da önünü açacağız. İki tane seçenek var. Zaten Omar ve Deandre Yedlin'le ilgileniyormuş iki takım. Başakşehir ve Kulüp Buruş. Akın Yıldız'ı bir an önce kiralamak istiyorum. MDO'da önemli bir yetenek kazanabiliriz. Taylan 77 oldu. Olayinka artı 2 gelişti, 79 oldu. Kendisini 80 üstüne zoraki atacak gibi. Çiçaldao artı 5 gelişti. Medi Kamara artı 2 ile 79'u buldu. Morutan artı 2 dedi, bu sene 73 oldu. Mustafa Muhammed 78'e yükselirken Falcao 74'e düştü. Şöyle performanslara bakalım. Emre Kılınç sağ orta sahada kimseye formayı vermedi ve 47 maçta 18 gol 9 asiste en iyi performansı o gösterdi. Mustafa Muhammed, Çiçaldao, Olayinka, hatta bir nebze Falcao. Taylan çok iyi oynamış. Sol bekten önemli hücum performansı görmüşüz. Stoperler iyi katkı vermiş. Kamara da fena değildi bu arada. Takım bence genel olarak iyi oynadı bu sene. Beklentiler iyiydi. Morutan 13 maça çıkmış. Daha fazla oynaması gerekiyor Morutan'ın. En değerli futbolcu Medi Kamara 26.500'de şu an için. Ligde gol kralı Petković ve Emre Kılınç. İkisi de eşit 18 goldeler. Asist kralı Yunus Mallı. Taylan ikinci oldu. Muslera gol yenmeyen maç sayısında Uğurcan Çakır'la eşit ve liderliği paylaşıyor. Can Avcı 54 geni var. Evet, ama az takıma çıkacak potansiyeli sebebiyle. Belki de iyi şeyler yapacak orada. İkinci sezonumuza başlıyoruz. Hemen bütçe kontrolü. 42 milyon euro bütçe. Kamara 80 oldu. Dikkat çekti ya, gözüme çarptı orada. Bu sene yabancı sayısını 12'ye indirmemiz gerekiyor. Onu şimdiden belirteyim. Transferlere başlıyoruz. Öncelik stopere, rotasyona Türk bir oyuncu Kaan Ayhan istediğimiz isim. 11.900, yani 9.900 ikinci teklifim. Muhtemelen 10 küsürlere anlaşırız ya. 11.900 de fazla geldi bana nedense. 10.900 diyorum. 1 milyon euro indirime gidin. Sağ bekte de büyük değişim olacak. O değişimi de Mert Müldür'le sağlayacağız. 7 milyon euro dedim. 9.800'e kadar çıktılar. 1 milyon euro daha düşersek 8.800'e anlaşırız. 9.800'e anlaşıyoruz. Evet, kendisi ilerleyen dönemde muhtemelen bir gün Galatasaray'a gelecek. Ben çok zaman geçmesin diyorum. 27 yaşındayken onu transfer edebilelim. 45.300'e o geliyor. Evet, Galatasaray'da bu senenin transferi bitti. Falcao Trabzonspor'a gitti 35 yaşında 2.7'ye. Şöyle bir şey yaptık. Genç oyuncuların çoğunu kiraladık. Daha çok şu an izlediğimiz strateji İngiliz kulüplerinin stratejisi. Genç oyuncu al ve kirala mantığında gidiyoruz. Gelen isimler de önemliydi. Türk rotasyonuna bu sene önem verdik. Elimizdeki yabancı oyuncu sayısı da kiralıkları yolladıktan sonra 8 kaldı. Bu sene 8 yabancı futbolcuyla oynayacağız. Ve bu senenin önemli olaylarından biri de Arda Turan sezon sonunda futbolu bırakıyor. Şampiyonlar Ligi'nde D grubundayız. Barcelona, Olympique Lyon, Kulüp Buruj'da bir grup. İkincilik hedefimiz var ama kolay olmayacağını biliyoruz. Ocak ayına gidelim, sonucu öğrenelim. Şampiyonlar Ligi'nde 8 puan ve ikincilik geldi Olympique Lyon'un önünde. Son 16'da rakip Juventus. Kolay değil ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Beklenen maç geldi. Galatasaray-Juventus. Kendi evimizdeki maçla başlıyoruz. Bakalım sonuç ne olacak. 3-0. İnanılmaz bir galibiyet alıyoruz. Muhammed, Olayinka, Van Aanholt. Ne yaptılar öyle ya? Rövanşa geldik. Bence turu geçtik gibi. Ama sonuca gidelim. 2-1'lik galibiyet daha. Juventus'u 2 maçta da dağıttık. Bir de üstüne penaltı kaçırdılar. Çeyrek final geldi. İşte bu da çeyrek final eşleşmeleri. Manchester United'la karşı karşıyayız. İşimiz bir önceki turdan kolay değil. Zor da değil bence. Bakalım. Evet, İstanbul'daki maçla başlıyoruz. Jamie Vardy forvetleri. 2-2. Başa baş oynuyoruz ya. Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz iyiyiz. İlk seneden adapte olduk. Çeyrek final rövanş maçına geldik. İngiltere'de. Varanlı United 2-0 kazandı. Jamie Vardy 2 golü attı.
Bu sene çeyrek finalde ne yazık ki eleniyoruz. Süper Lig'de ikinci sene sonuna geldik ve Galatasaray 102 puanla yeniden şampiyon oldu. Türkiye Kupası'na geldiğimizde Beşiktaş'ta inanılmaz iki maç sonunda birinci turda turladık. Son 16'da 3-1'lik galibiyet, 3-1 daha ama yarı finalde Alanya bizi yendi, şampiyon Fenerbahçe. UEFA Süper Kupası Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde zafere Liverpool ulaşmış. Bizden sonra Manchester United'ı yenmişler. Avrupa Ligi'nde de Frankfurt zaferi var. Oyuncularımıza bakıyoruz. Gerçekten bazı oyuncular inanılmaz gelişti. Kerem Balık biraz düşük. Artı 2 ben beğenmedim kiralandığı kulüpte. Daha iyi gelişimler olabiliyor çünkü kiraladığımızda. Artı 4 marka müthiş gidiyor. Luyendama 80'e ulaştı. Yani Marka'nın yanına bir tane stoper alınabilir Luyendama'nın yerine. Onun dışında Sasha Boye artı 3 demiş. Bir sene daha Feyenoord'da, orada bir sene daha gelişsin. Mert Müldür artı 6 dedi, 79 oldu. En iyi gelişendi bu sene. Eksi 6 vardı, Arda 60'a düştü. Olenka 81 oldu. 83'lerimiz var. Artı 3 gelişen Morutan'ımız var Burnley'de. Demek ki forma şansı da buldu. Orada kendini de gösterdi diyebiliriz. Artı 4, artı 4 ve artı 6'lık forvet gelişimleri ve Mustafa Muhammed'den en iyi performans geldi. Emre Kılınç, Olayinka, Kamara, Hakan çift tanelere ulaştılar gol anlamında. İyi de oynadılar. Çiçallao da fena değildi. Sol bek yine hücum anlamında iyi katkı verdi. Mert'ten daha iyi hücum performansı bekliyorum açıkçası. Daha iyisini neden yapmasın? Muslera'nın da bu sene 3 asisti varmış. En değerli futbolcu an itibariyle Mustafa Muhammed 84. Ligde gol kralı Çatli Muhammed 2. Borini asist kralı oldu 9'da. Gol yemeyen maç sayısında 6'ay 1. Fernando Muslera 2. Tabi Muslera sonrası ne yapacağımız çok önemli kalede. O geçişi nasıl yapacağız? Kim gelecek? Ben de merak ediyorum. Herhangi bir planımız yok şu an için. Abi şu gerçek, altyapıdan gerçekten iyi kaleciler çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Göker Demirci 67 genle çıkıyor. Yeni sezona başlıyoruz. Bu seneye başlarken Hakan'daki pozisyon değişikliğiyle başlayacağız. Orta sahaya çektik onu. Çünkü sistemde ofansif orta saha yerine orta saha kullanıyoruz. Yeni sezonun bütçesi 41 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'nde yine çeyrek final hedefi var. 3 sene içerisinde de yarı final oynamamızı istiyor yönetim. Deneyeceğiz. Başarabilir miyiz? Başarabiliriz. Yeni sezondaki en önemli transfer hedefimiz sol beke. Özellikle mevcuttaki Enholt'u satacağız. Alex Teyes'i yeniden Galatasaray'a yıllar sonra getirmeye çalışıyorum. 38.500'lük ikinci bir teklifim var. 42.500'den düşmüyorlar. O zaman 40 milyon euroya bu iş bitsin. Tam ortası ya. Anlaşalım. Anlaştık. Cagne gibi isimler özellikle kiralıktan döndü. Onu da belirteyim. O adamları satmaya çalışacağız. Yabancı sayımız yeniden arttı. Yetenek avcımız forvet bulmuş. 23 yaşında 75'ken ve serbestti. Tabii ki de kaçırmayacağız böyle fırsat bir transferi. En kötü kafamdaki planlama onu kiralama yönünde. Danilo ya rotasyon forveti olarak kalır ya da kiralanır. Bu sene 10 yabancı bu arada. Bundan sonra hep 10 yabancı ile oynayacağız. Evet, biraz araştırdık. En sonunda hem hızlanması hem de pas yönü gelişebilecek bir isme yöneldim stoperde. Jordan Teze. Çünkü Luyendama ile yollar ayrıldı. Daha gelişebilecek, daha potansiyelli bir isimle yollar kesişiyor. Jordan Teze. Şimdi sağ orta saha için önemli bir takas deneyeceğiz. Emre Kılıncı yollamak istiyorum. Bununla birlikte de Madueke'yi Galatasaray'a getirmeyi istiyorum açıkçası. %10 pay da verelim hatta Madueke için. 24 milyon euro Emre Kılınç. 45.500 istediler. Payı kaldırdılar. Ya 30 milyon euroya kadar çıkabiliriz herhalde. 41.7. Ciddi anlamda düşmeleri lazım. 31.2. 39.1. 32.2 desek çok yaklaştık. Muhtemelen bunu anlaşacağız. Elimizdeki oyunculardan birini bir an önce satmamız lazım. Yoksa anlaşamayacağız. Şöyle bir şey yapıyorum. 34.000 euroluk maaştan kurtulacağız. Orada da Madueke'ye maaş çıkarabilirim diye düşünüyorum. Cagney'i serbest bırakıyorum. Berkan Kutlu'yla da yollar ayrılıyor. Ve bu sene de transferi tamamladık. Madueke gerçekten önemli bir transfer oldu. Morutan Watford'a kiralandı bu sene de. Orada bir artı 3 artı 4 yapmasını bekliyorum. Yani hala patlama yapmadı Morutan ve o patlamayı bir an önce yapması gerekiyor. Sol bek sattık. Enolt gitti. Teze geldi Celta Vigo'dan. Kerem Aktürkoğlu Sheffield'da. Ali Yavuzkol Porto'ya kiralandı. Danilo'da da tam istediğimiz gibi oldu. Watford'a onu kiraladık. Muhtemelen
bir iki yıllık kiralama sürecinden sonra onu satarız diye düşünüyorum. Bu sene mevcut kadroda bulunan yabancı sayısı 9. Yeni sezonun antrenman planları da hazır. Bakalım nelerle karşılaşacağız Şampiyonlar Ligi'nde. Bu arada takım minimum sayısında, o yüzden altyapıdan Umur Dündar çıkacak as takıma. Geçen seneki başarıyı tekrarlayabilecek miyiz? Şampiyonlar Ligi'nde E grubunda Real Madrid, Monaco, Shakhtar'la gruptayız. Şampiyonlar Ligi'nde yine yaptık. İkinci olduk, 12 puan toplayarak. Sadece 2 mağlubiyetimiz vardı. Son 16'da bu sene rakip Borussia Dortmund. Bu arada altyapıda 2 tane çok önemli isim bulduk. Çelik Kara, 15 yaşında 16 yaşına gelince onu çıkaracağız. Diğeri de Özer Dursun. O şimdiden as takıma geliyor. Evet, Galatasaray Dortmund maçına geldik. Takım kadrosuna bakıyorum. Ortalama 83'ü gördüler bence. Özellikle Mustafa Muhammed. Mustera bu arada 83'e yükselmiş. 82'ye düştüydü bir ara. Tekrar artış gösterdi. 2-0 kaybettik bu sefer. İşler istediğimiz gibi gitmedi. Rövanş maçındayız. Umutlar biraz azaldı tabii ki. Almanya'da sonuç 1-0 bitti. Mustafa Muhammed attı tek golü. Eğlendik. Süper Lig'de sezon sonuna geldik. Bu sene inanılmaz bir şampiyonluk yarışı oldu. Ve sonuç 100 puanla şampiyon Galatasaray 96 puan topladı Fenerbahçe. Sadece 4 puan arkamızdaydı. Türkiye Kupası'na geldiğimizde son 16'da 4-0. 4-1 ile Konya'ya geçtik. Fenerbahçe'yi 5-1 ile geçiyoruz. Şampiyon Galatasaray 2-2 oldu. UEFA Süper Kupası Liverpool'un, Şampiyonlar Ligi'nde zafer Atletico Madrid'in olmuş. Ve Avrupa Ligi'nde kazanan Inter 2-0 ile Manchester United'ı finalde geçmişler. Takım olarak yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi seviyesine doğru gitmekteyiz. Kiraladığımız kalecilerden biri +2 gelişmiş Kerem Balık ama geri hiç gelişme gösteremedi. Yani Göker Demirci'den umudu kesebiliriz diye düşünüyorum şimdiden. Muslera 82'ye düştü sezon sonunda. TS 84 oldu. Marcao 87 oldu. Teze +3 arttı. Beklenilen gelişimlerden biriydi o. Mert Müldür 84 oldu. Sağ bekte yerini aldı. Sasha Boye Feyenoord'a kiralandıktan sonra bu sene gelişim göstermedi. Geçen sene daha iyiydi. Bu sene olmadı o. Beklentileri veremedi. Akın Yıldız +1 gelişmiş. Kiralanan futbolcuların gelişimleri çok önemli. Kerem bile +1 gelişmiş. O da olmadı. 73'te kaldı. Bizde oynayamayınca başka kulüplerde gelişim oranları çok düşük oluyor. Onu söylemek lazım. Medi Kamara 86 artık. Umur Dündar 63 oldu. Madueke 84 oldu. O önemliydi. Mustafa Muhammed de +3 dedi. 87'ye yükseldi. Ha, gönderdiğimiz kiralıklardan en iyi gelişen ise Canavcı'ydı. +6'lık bir gelişim göstermiş. Beklediğimiz gelişimler bunlar açıkçası. Performans anlamında Mustafa Muhammed ve Olayinka inanılmaz oynamışlar. Kamara o da mükemmeldi. Teyes sol bekten harika hücum performansı. Hakan iyiydi. Madueke fena değildi. Çiçaldao her sene standart bir performans gösteriyor. Mert Müldür de geçtiğimiz senelere göre daha iyi bir hücum performansı gösterdi. Şöyle bütün isimleri geçiyorum. Muslera 59 maçın 26'sında gol yemedi. En değerli futbolcu Mustafa Muhammed 90 milyon euroyla. Ligde gol kralı Ferdi Kadıoğlu. Mustafa Muhammed ikinci olmuş. Asist kralı da Ferdi. Bu sene inanılmaz oynamış Fenerbahçe'de. 6 ayda gol yenmeyen maç sayısında lider Muslera ikinci. Muslera ne zaman bırakırım derse o zaman yeni kaleci buluruz. Yeni sezona başlıyoruz. Bütçe 38 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final. Kupada hedef kupa. Evet, artık Çelik Kara as takıma geliyor. Son bir şans. Yani daha doğrusu rotasyonda oyuncu olmadığı için Türk olarak onu seçmek durumunda kaldık. Emre Mor. 18.300 dediler. Birazcık düşürebiliriz. Hatta 16.300 versek. Bence kabul edilebilir. 16.300. Bu senenin tek transferi Emre Mor'du ama birçok oyuncuyu yine kiralık olarak başka kulüplere gönderdik. Oğulcan Çağlayan da Anderlet'e satıldı artık. 27 yaşına geldi ve gelişimi bundan sonra çok kısıtlı olduğu için 74'lük oyuncuyla da yollar ayrıldı. Morutan Almeria'ya kiralandı. 80 üstünde dönmesini bekliyorum Morutan'ın. İşte görüntüde Galatasaray 11'i, yedekleri ve kadro dışındaki futbolcular. Şampiyonlar Ligi'nde E grubunda City, Zagreb, Ayekli gruptayız. Bence bu sene ikincilik çok rahat gelecek özellikle geçtiğimiz seneye göre. Grup olarak bir tık daha kolay diyebiliriz şu ana kadar karşılaştığımız grupları baz alırsak.
Sonuçlar geldi. Galatasaray namağlup bir şekilde lider olarak City'nin önünde bu sene gruplardan çıktı. Son 16'da rakip Dortmund geldi. Birinci çıksak da ikinci çıksak da Dortmund rakibimiz olarak karşımıza geliyor. Bu sene ilk Şampiyonlar Ligi gelir mi? Merakla bekliyorum. Ama Dortmund çok güçlü bir rakip. 2-0 kaybettik. Federico Chiesa. 2 senedir şansımız adeta tutmuyor Dortmund'a karşı. Kendi evimizde rövanş ve 2-1 kaybettik. Yapacak bir şey olmadı. Sezon sonuna geldik, yine Şampiyonlar Ligi'nde istediğimizi bulamadık. Galatasaray ligde 104 puanla yeniden şampiyon. Fenerbahçe 92 puan toplamış. Türkiye Kupası'nda ise 5-1'lik galibiyetle başladık. 7-1 var burada Alanyaspor'a karşı. Finaldeyiz rakip Fenerbahçe. Şampiyon Galatasaray 3-0'la. UEFA Süper Kupası Atletico'nun olduğu Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool zaferi vardı. 5-1'le yenmişler. Dortmund da Real eğlenmiş. Villarreal'de Avrupa Ligi şampiyonu. Gelelim takım kadrosuna. Seneye İyi transferler yapacağız. Bazı oyuncuların gitmesi gerekiyor belli ki. Bazı oyuncuların yedeklenmesi gerekiyor. Ve takımın bir tık daha gençleşmesi gerekiyor en önemlisi. Burada çok önemli gelişimler var. Mert Müldür gibi. Kiraladığımız oyunculardan bazılarında önemli gelişmeler var. Çelik Kara artı 3 gelişmiş özellikle. Olayinka 87 oldu. Hakan 84'e yükseldi ama işte 30 yaş. Yaşı artık çok ilerledi. Mustafa Muhammed 89'da şu an en iyi yene sahip oyunculardan biri. Emre Mor 80'e yükselmiş bu arada, müthiş. Mustafa Muhammed performans anlamında da en iyiydi. Madueke, Olayinka kanatlardan iyi destek verdiler. Üçlü artık belli oldu. Arkalarından da önemli destek geliyor. Özellikle Alex Teye sol bekten harika destek veriyor. Mert Müldür sağ bekten o kadar veremese de her sene aynı şeyi yaşıyoruz ama sol bek muazzam oynuyor hücum anlamında. Jordan Teze bence şu ana kadar bu kadar maç sayısına ulaşmasına rağmen çok yavaş gelişiyor. En değerli futbolcu Mustafa Muhammed. Kamara da çok yakın ama ona. Mehdi Kamara. Ligde gol kralı Muhammed. Asist kralı Tanase Gaziantep'ten çıktı. Gol yemeye maç sayısında Muslera birinci, 23 maçta gol yemedi. Beşiktaş'ta Utku oynamaya başlamış bu arada. Ve yeni sezona başlıyoruz 65 milyon euroluk bir bütçeyle. Ve artık bu gelişmeyi de sizlerle paylaşayım. Fernando Muslera 38 yaşında sezon sonunda futbolu bırakıyor. Özellikle sağ stoperde Teze'nin tutmamasını düşünürsek Eric Garcia'yı Sassuolo'dan getirmeye çalışacağız. Pay da varmış. Payı direkt reddettim. 44.1'e Sassuolo ile anlaşıyoruz. Piyasada kaleci anlamında büyük bir kıtlık var, onu belirteyim. Biz de bu kıtlıktan gelip Unai Simon'u almaya geldik. Bir yıllık sözleşmesi kalmış Dortmund'da. 39.3'e anlaşıyoruz. Galatasaray'da bu senenin transferini de hallettik. Teze Paris Saint Germain'le anlaştı. Danilo Vestam'a gitti. Ve diğer isimler de kiralandı yine. Bu arada Göker Demirci'yi de Kasımpaşa'ya sattık. İşte kadromuz görüntüde. Bu sene Eric Garcia'nın gelişimi önemli. Eric Garcia 83-84'leri görürse bu sene bir daha stoper aramayız bence. Bütün her şey hazır takımda. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde bu sene nasıl bir gruptayız. Evet, H grubundayız. Real Madrid 2. torbadan girmiş gruba. Lyon 3'ten geldi. CSKA'da 4'ten. Kolay olmayan bir grup bence. Real işleri bozdu. Şampiyonlar Ligi'nde grup zor olmasına rağmen 14 puanla yine lider çıktık. Son 16'da bu sefer başka bir Alman kulübüyle Leipzig'le oynayacağız. Leipzig maçına geldik. Ansu Fati'yi almışlar. Ara ara böyle şeyler yapıyorlar simülasyonlarda. Ve 3-0 kaybediyoruz. Yani son 16'da 3 senedir sıkıntı var. Baga girdik gibi, anlamıyorum ki. Sürekli aynısı oluyor. 2-1 kaybettik kendi evimizde de ya. 1-0 öne geçiyoruz ve sonrası iyi değil. Gruptan lider çıkmak yaramıyor herhalde. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan sonra başarısız geçen 5 sene. Ama önümüzdeki 5 sene böyle olmayacak. Bence bunun garantisini şimdiden verebilirim. 102 puanla yeniden Süper Lig'de şampiyonuz. Türkiye Kupası'na geldiğimizde yine yarı finale kadar geldik. Burada da 4-2 ile Başakşehir'i geçince şampiyon Galatasaray oluyor yine. UEFA Süper Kupası Liverpool'un, Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid'in olmuş. Leipzig de kötü takım değil. Tamam da yani niye bu kadar şanssız eşleşmelerde son 16'da eğleniyoruz? Ben de bunu anlamıyorum. Avrupa Ligi'nde de Wolverhampton şampiyon oldu. Gelelim takıma. Unai Simon 86 oldu. Muslera son senesinde -4 düştü oynamayınca. Yedek kaleci olunca genini durduramadı.
Burada gelişimlere bakacağız. Alex Tejas kaptanımız 82 oldu. Artı 3 var. Eric Garcia 83. Beklediğimiz gelişim oydu aslında. Olayinka 90 oldu artı 3'te. Ve artık artı 3'ler artı 2'ler giderek gelişimler düşüyor. En iyi performans Madueke'den geldi. Muhammed ve Olayinka da etkili oynadılar. Kamara harika oynamış orta sahadan. Alex Tejas bildiğimiz gibiydi. Mert Müldür performansını yükseltmiş ofansif anlamda. Hakan'ın performansında düşüş var ama. Muslera 6 maça çıkmış. Simon 54 maça çıkmış. Ve şu an en değerli Madi Kamara ile Mustafa Muhammed 142 milyon euro. İkisi de eşit. Ligde gol kralı Mert Hakan Yandaş. Madueke 2. Asist kralı İrfan Can Kahveci. Gol yemeyen maç sayısında Unai Simon lider. İkinci 5 yıllık süreç başlıyor. 88 milyon euroluk bütçe elendi. Şampiyonlar Ligi'nde artık diyorlar ki finali getir. Bu sene hedef defansif orta saha. Tayland'dan daha yetenekli bir ismi getirmek istiyoruz. Matteo Guendouzi. Lille'le görüşüyoruz. Neredeyse bütün bütçeyi de Guendouzi'ye harcayıp transferi kapatacağız. 70-500 dedim. 80-500'den düşmüyorlar. Tam arasını buluruz ama. 75-500. Özellikle daha yetenekli bir defansif orta saha getirmek isterdim ama Türkiye'ye gelmek istemiyorlar. Forvet'te ikinci adam olarak da onu kullanacağız bundan sonra. Ve bu transferde Morutan'ı da takasla göndermek istiyorum. 12 milyon artı %5 pay. Payı kaldırsak Morutan kalıyor. Enes Ünal Galatasaray'da. Transfer Galatasaray'da bitmiştir. Sasha Boye dahil önemli isimler takımdan ayrıldı. Ve görüntüde kadromuz. Yedekler dahil bu sene çok daha sağlam bir Galatasaray kadrosu var. Yeni Şampiyonlar Ligi grubumuz. H grubunda Inter, Monaco, Lokomotiv. Hedef her zaman olduğu gibi artık liderlik. Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz gibi oldu. 13 puanla H grubundan lider çıktık. Son 16'da yine başka bir Alman kulübü geldi, Bayern Münih. Abi aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Baga mı girdik? Ne oldu? Niye böyle oluyor? Bayern Münih. Galatasaray maçına geldik. Hadi artık. Safanov'u mu almışlar kaleye? 2-2 bitti. Neyse. 87'de yemeseydik çok daha iyiydi. Rövanşa kaldık. Hadi çocuklar artık. Turu alın ya. Kendi evimizde 1-0'lık galibiyet ve çeyrek final geldi. Çeyrek finalde rakip Manchester United. İlk 11'de eksik var. Kim eksik? Sol bekimiz yok. Alex Tejas yok bugün. Şöyle daha mantıklı oldu. Kaan Ayhan'ı oraya çektim. İlk maç. Ve 1-1. İki taraftan da oyuncu atılmış. Kaan Ayhan atılmış bizden. Artık kendimize gelme zamanı. Yarı final istiyoruz. Ve penaltılarla o yarı final geliyor. Yarı finaldeki eşleşmeler. Tottenham, Barcelona, Chelsea, Galatasaray. Hadi çocuklar ya. Buraya kadar geldik. Buradan sonrası final olsun. 1-1. Tek şutta tek gol yedik ya yine. İşte rövanş zamanı. Final için son adım. 0-0 yetti. Finaldeyiz. Sezon sonuna geldik. Süper Lig'de yine Galatasaray şampiyon 109 puanla. Lige ambargo koyduk. Bu bir gerçek. Kupada ise neler yaptık bakalım. Son 16 7-0. 4-3. Yarı final 4-2. Finalin adı Galatasaray Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçından sonra. Süper Kupa Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi Barcelona Galatasaray ve Avrupa Ligi'nde zafer Milan'ın. Şu ana kadar önemli bir şekilde geliştirdik oyuncularımızı ve bunun meyvesini 6. yılın sonunda aldık. Daha erken alabilir miydik? Bence alabilirdik ama şu Alman bug'ı beni yaktı, bizi yaktı Alman bug'ı. Dortmund'a 2 sene üst üste kaybettik. Leipzig bizi dağıttı yine son 16'da. Ya olacak işler değildi bence onlar ama diyecek de bir şey yok. Mustafa Muhammed 38 golle oynamış. Olayinka ve Madueke yine çok iyilerdi. Tejas harika oynuyor ya Tejas. Şöyle hepsini geçeyim. Artık bundan sonra finale gidelim de oynayalım. 151 milyon euroluk değerleriyle Madueke ve Muhammed en değerli futbolcular. Şöyle de krallıkları göstereyim. Muhammed 33 ile lider. Madueke asist kralı, gol yenmeyen maç sayısında Simon 1. İlk finalimiz başlıyor. Evet, rakip Barcelona. Kevin De Bruyne. İyi pas attılar karşı karşıya. Unai Simon. Olayinka'dan çok güzel pas. Mustafa Muhammed götürüyor. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed aldı önüne. Mustafa Muhammed out. Hakan. Hakan geliyor. Hakan vurdu. Ter Stegen inanılmaz çıkardı. Son anda. Olayinka. Orta. Mert Müldür, Ter Stegen. Frenkie de Jong.
Kendi kalesine attı Frenkie de Jong. Galatasaray 1-0 önde. Mehdi. Şimdi Mustafa Muhammed'den sağ tarafa Madueke. Madueke. Madueke çekti. Madueke. Mustafa Muhammed. Tekrar Madueke. Karşı karşıya Madueke. Bitti bu iş. 90+3. Madueke. 2-0. Ve maç bitti. Evet, kaptan geliyor kaptan. Takımdaki en yaşlı oyunculardan biri. Şu ana kadar en iyi performanslardan birini gösterdi ama. Alex Tejes de kupa. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray. Sonunda başardık. Sezonun son bir kupası var. Ona da bakalım. Türkiye Kupası da bizim bu sene. Yeni sezona başlıyoruz. Geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak bu sene de hedef net olarak Şampiyonlar Ligi. 100 milyon euroluk bir bütçe var ama kullanacak mıyız, bu soru işareti. İhtiyacımız bence yok. Şu an takım rotasyon anlamında da gayet iyi seviyede. Zaten 10 yabancı oyuncumuz var. O yüzden yabancı oyuncu da alamıyoruz. Bu da bir gerçek. Takımdaki yaşlara bakmak istiyorum. Evet, Alex Tejes, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Taylan, Marka, onlar da bayağı yaşlanmış. Jenerasyonun yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ama genç oyuncumuz da çok fazla var. Bu arada Alparslan Öztürk sezon sonunda futbolu bırakıyormuş. Evet, kazanan takım bozulmaz diyorum ben. Bu sene aynı takımla devam ediyoruz. İşte görüntüde UEFA Süper Kupası, rakip Milan. Hedef şampiyonluk. Hızlı simüle et dedim. 2-0'lık galibiyet. UEFA Süper Kupası Galatasaray'ın. Yeni sezonun Şampiyonlar Ligi grubu Leipzig. Sporting Lokomotiv Moskova. Leipzig hınçlıyım. Bu grupta Leipzig'i devireceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde biz 14, Leipzig 13 puanla ikinci çıktı. Son 16, rakip Athletic Bilbao. Leipzig kimle oynuyormuş? Liverpool. Güzel. Geldik son 16 maçına. Ben eleyeceğimizi düşünüyorum. Bence zorlanmaması lazım takımın. Tam da öyle oldu. 5-1 bitti maç. İlk 11'de eksik varmış. Çaldao sağ bek oynuyor. Hadi oynasın. Rövanşta 2-1'lik galibiyet daha. Çeyrek finaldeyiz. Kolay oldu. Çeyrek finalde rakip Juventus. Leipzig de devam ediyor. Atletico ile oynuyor. Dortmund Barcelona'ya elenmek üzere. İlk maçta başlıyoruz. İtalya'da. Sonucu aldık mı dersiniz? 2-0 bitti. Yarı final için ikinci maç ve sonuç 3-0. Yarı finaldeyiz. Yarı finalde ise rakip Barcelona. Yukarıdan da herhalde Atletico gelecek gibi ya. Atletico simülasyonlarda Felix'ten dolayı belli yıllardan sonra Oblak ve Felix inanılmaz seviyeye geldiği için bırakmıyorlar. Hertha'da çok güzel transferler yapıyor her sene. Her rebuild'da genellikle. 2-0 Olayinka. Artık finale çok az kaldı. Rövanş 2-2. Finaldeyiz. Süper Lig'de yeni sezonda Galatasaray 98'de şampiyon. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 6-1, 7-2, 6-2 Fenerbahçe'yi geçtik. Finalin adı Gençler Birliği Galatasaray. UEFA Süper Kupası bizim oldu bu sene. Şampiyonlar Ligi'nde rakip beklenildiği gibi oldu Atletico Madrid ve Avrupa Ligi'nde kazanan Tottenham. Gelelim kadroya. Gelişimler artık +2, hani belki +3. Çok genç oyuncular +3 olabiliyor ama +3'leri çok az görmeye başladık. Bu da bir gerçek. En iyi performans Mustafa Muhammed'den geldi. Olayinka da harika oynamış. Madueke Kamara yine harikalardı. Alex Tejes geçtiğimiz senelere göre biraz daha düşük performans gösterdi hücumda. Mert Müldür eşitlemişler. Sağ bek sol bek birbirine çok yakın performans göstermiş bu sene. Diğer isimleri de şöyle geçeyim. İyiyiz. Bu sene de Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. Üst üste ikinci sene. Mustafa Muhammed 180 milyon euro ile en değerli. Süper Lig'de Kral Muhammed. Asist Kralı Madueke. Gol yemeyen maç sayısında Simon 1. Üst üste ikinci final. Bu sefer Atatürk Olimpiyat Stadında. Ve rakip Atletico. Bu kupayı da istiyoruz. Yeniden Felix'le maç başladı. Gendazi. Şimdi sağ tarafta kaçan Madueke. İnanılmaz bir boşluk var orada. Madueke verdi pası. Vuruş geldi. Olayinka. Dokunması yetti. Bir kontra atak ve 1-0 öndeyiz. Barella. İyi pas. Etkili geldiler. Turam indirdi. Barella. Felix'e geçti. Turam bir de ortayı yaptı Felix. Çok iyi organizasyon bunu. Nasıl tutabilirsiniz ki? Müthiş paslaştılar. Çekti. Mehdi aldı. Mehdi bir daha çekti.
Mehdi hala top onda. Mehdi tek başına. Mehdi vurdu. Out. Orta geldi Madueke'den Mert Müldür Oblak. Mustafa Muhammed'le ikili oyun mu? Evet. Madueke kaçtı. Madueke götürüyor. Madueke tek başına girdi içeri. Madueke Oblak. Madueke attı. Madueke tek başına bitirdi golü. Bunu bir de yakından izleyelim. Madueke aşırtma vurdu. Oblak'tan dönen top. Hakan. Hakan vurdu. Oblak. Ve maç bitti. 2-1 kazanıyoruz. İşte kaptan geldi. Üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi. Galatasaray'ın. Şurada yine bir kupa finalimiz var. Onu da atlıyoruz. Ve sezonu Türkiye Kupası'yla kapattık. Hadi yeni sezona. Yeni sezona başlıyoruz. Ve hemen bütçe kontrolü yapalım. 163 milyon euro. Evet, takımın yaşlarına bakıyorum. 30 yaş üstü çok oyuncu var aslında. Özellikle ilk 11'de oynayan. Ama yine devam edeceğiz. Bir sezonda oyuncularımızla aynı şekilde devam diyorum. Çünkü Alex Tez mesela düşmeye başlasın, ondan sonra yerine sol bek ararız. Kaptan önemli işler yapıyor. Önemli işler yapmaya da bence devam edecek. Bu sene şöyle bir şey deneyeceğim. Bizim defansif orta saha gelecek vadeden Çelik Kara stoper oynasın. Stoper rotasyonunda adamımız eksik. Belki kendisi orada direkt gen artışıyla birlikte tam bir rotasyon oyuncusu olarak oynayabilir. Çünkü Kaan Ayhan da 32 yaşına geldi artık. Bunu da düşünmek lazım. Bir de yine sol kanadımız vardı. Bu adam da artık sol orta saha olacak. 20 haftada sol orta saha yapabiliyormuşuz. 78'e yükseldi adam. Ve beklenen Süper Kupa. Galatasaray Tottenham bu sene. Adamlar Kane, Dele Alli ve Heung-min Son'u satmamışlar. Üçü de duruyor. Hızlı simüle etledim. 2-0. Biz Süper Kupa daha geldi. Başardık bunu. Başardık. İkinci 5 yıllar daha güzel geçiyor ya. Onu söylemem lazım. Leicester'da da benzeri olduydu. Takım inanılmaz oturuyor belli bir yerden sonra. İşte Şampiyonlar Ligi grubumuz. Galatasaray, Chelsea, Napoli, Spartak, Moskova. Artık 6'da 6 yapmayalım mı ya? Hadi çocuklar. F grubunda 15 puan ve liderlik. Son 16'da rakip Liverpool. Ve geldik Liverpool maçına. Kulusevski forvetlerinde oynuyor. Almada soldaymış. Van Dijk hala devam ediyor. Alphonso Davies'i almışlar. Ama Van Dijk biraz düşmüştür ya. 1-0. O sıkıntıdan yararlandık. Hadi çocuklar. Çeyrek finale gidelim. Rövanş. 1-1 yetti miydi? Çok kritik gol attı adam. Çeyrek finalde ise Real Madrid Galatasaray. Forvetlerinde Gonçalo Ramos olması gerekiyor merkez forvette. Zeki Çelik onlardaymış. Sağ sol kanadı bırakmamışlar. Devam diyorlar onlarla. 2-1'lik galibiyet. Mustafa Muhammed skoru belirledi. Bu jenerasyonu sonuna kadar sömürmek istiyorum. Rövanş maçı, yarı finaldeyiz. Ve yarı final eşleşmeleri, açıkçası Dortmund'u finalde yenmeyi çok isterim. Bizim rakip Inter. Önce bu eşleşmeyi geçmemiz lazım. Sonra da Dortmund'u bekliyoruz. 3-0. 3-0 işte bu. Toplam ne? İlk maç oynandı da. 11'de eksik varmış. Sağ bekte Taylan oynuyor bugün. O rahatlıktayız. 1-1 bitti. Finaldeyiz. Süper Lig'deyiz. Sezon sonundayız. Beşiktaş 19'unculuğa kadar düşmüş. Galatasaray ise 107 puanla yeniden şampiyon. Şu bir gerçek. Bir dönem Luchescu'lu Shakhtar Donetsk'in Ukrayna Ligi'nde yaptığını Galatasaray'la Süper Lig'de yapıyoruz. Yıllardır şampiyonuz. Ya da bir başka deyişle Paris Saint Germain'in Fransa'da yaptığını, Juventus'un İtalya'da yaptığını Süper Lig'de yapmayı başardık. Türkiye Kupası'na 4-1 ile başladık. Son 16'da elenmişiz bu sene. Finalin adı Göztepe Konya. Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz oldu. Dortmund rakibimiz. Avrupa Ligi'nde ise kazanan United. Gelelim takıma. Unai Simon artmaya devam ediyor. Artı 2 dedi. Artı 2 Eric Garcia vardı. 90 oldu. Kaan Ayhan -2 düşmüş. Bu arada defansif orta sahalarımızdan birini stoper yapıyoruz. Çelik Kara 79'la stoper oluyor adam. Müthiş. Tek kelimeyle harika. Kaan Ayhan'ın özellikle bu düşüşünde müthiş oldu oraya. Akın Yıldız da yakında Taylan'la eşit seviyeye gelirler. Olenka düşmeye başlamış. 32 yaşına geldi oyuncumuz. Hakan -4 dedi. Hakan çok düşmüş. Seneye transferlere ihtiyacımız olacak. Performansları da şöyle göstereyim. Yine Muhammed, Olenka, Madueke devam. Çaldağ da yeni yeni kendini buluyor. Hakan Çalhanoğlu sonrasında özellikle. Şöyle herkesi geçelim. Kalecimize de bakalım ne yapmış. Unai Simon 62 maç. 33'ünde gol yemedi. Ve en değerli futbolcu şu an Mustafa Muhammed.
Krallıklara bakalım. Muhammed, Madueke ve Simon. İşte zaman. Final zamanı ve Schalke'nin stadyumunda oynayacağız. Almanya'dayız. Deplasmana gidiyoruz. Gerçi Almanya çok deplasman sayılmıyor. Bizimkiler böyle bir durumda ne yapar ne eder? O stadyumu Almanlardan daha fazla seyirciyle doldururlar. Alan topun başında, maç başladı. Muhammed şimdi Çiçal'da. Muhammed kafayı vurdu, golü de attı. Mustafa Muhammed attı. 1-0. Çiçal'da karşıladı. Top bizde miydi? Şimdi Madueke. İyi pas attı Madueke Mustafa Muhammed'e. Mustafa Muhammed karşı karşıya. Mustafa Muhammed ikiledi. Mustafa Muhammed. Gendazi iyi kontrol. Gendazi verdi. Maç bitti. 2-0 kazanıyoruz. 3 sezon üst üste. İşte kaptan geldi. O bu kupaya alıştı artık. Alex Tez. Elinde Şampiyonlar Ligi kupası. Şampiyon Galatasaray. Sezon 9. Oyuncularımız artık ne kadar yaşlanabilir ona bakıyorum. Alex Tez 36 olacak sezon sonunda. Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu bunlar bırakacak gibi yakın zamanda. Transfer isteği göndermiş zaten Hakan Çalhanoğlu. Kontrol etmek lazım. Her an herkes emekli olma kararı alabilir. Veteran takımı olma yolunda gidiyoruz. Olayinka kesin gidecek. Sol orta sahaya yeni transfer, yıldız transferi yapacağım. Ya iyi performans gösteriyor da orada daha böyle Madueke gibi pırpır bir isme ihtiyacımız var. Olayinka yaşlandı artık. Bütçe artık söylemeye gerek var mı? Bu bütçeyle tek başına alırız da yabancı kuralından bir ismi eksiltmemiz gerekiyor. Sadece ufacık bir araştırmadan sonra transferden vazgeçtik. 90 üstü kimseyi getiremiyorum büyüklükten. Gelmiyorlar Türkiye Ligi'ne, transfer olmuyorlar ne yazık. İsyanım var. Neyse dedik, devam. Bir yıl daha devam. Varsın öyle olsun. Bu takımla bir Şampiyonlar Ligi daha kazanırız bence 2 yılda. Süper Kupa zamanı. Galatasaray, Manchester United. Bir tane daha gelir mi? Penaltılarla kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde B grubunda Manchester United, Basel, PSV rakiplerimiz. Çelik Kara inanılmaz bir stoper olma yolunda gidiyor. Şimdiden söylemem lazım. Bile bu adamı oynatabilsek kim bilir ne seviyeye gelecek de şu an stoper tandemi 95'e 90. Ve bir sene daha Şampiyonlar Ligi'nde liderlik geldi 15 puanla. Son 16'da City Galatasaray. İşimiz kolay değil bu sene. City maçına geldik. Alex Tez kaptanımız düşüşe geçti. Bu bir gerçek. 89 oldu. Ama 2-0'lık galibiyet. Düşse de golünü attı Tez. Rövanşa geldik. Alex Tez 90 oldu. Dalga geçiyor bizimle. 4-2. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde rakibimiz Chelsea. Bakalım bu sene finale çıkabilecek miyiz? Alex Tez 89 oldu yine. İlk maç 3-0. Dağıttık Chelsea'yi. Bitti. Yarı finale gidiyoruz bence. Bu saatten sonra değişmez. Rövanş maçı. 96'lık Mustafa Muhammed'imiz var. 4-0 Çiçaldo hat-trick yaptı. Rumen oyuncu. Şu ana kadarki bence en rahat yarı final eşleşmesi. Rakip Wolfsburg. Gerçi Atletico Madrid'i elemişler. Kolay da bir rakip değil ama. Bakalım kim varmış? Öyle hani abartacağımız oyuncu var mı? Kukurella, Ozan Kabak, Kakuret. Ama onun dışında geneline baktığımızda biz çok daha iyiyiz. 4-1. Rövanş. Finale çok az kaldı artık. 4-2'de ikinci maç sonucu finaldeyiz. Yine bir Süper Lig sezon sonuna geldik. Galatasaray 109 puanla şampiyon. Türkiye Kupası'na geldiğimizde bu sene de erken avlu attık. Finalin adı Trabzon-Sivas. Şampiyonlar Ligi'nde final ise Napoli Galatasaray olmuş. Avrupa Ligi'nde ise kazanan Milan. Şimdi Alex Tez tekrar 90'a yükselmiş. 36 yaşında. Kafayı yedi ya. Ne yaptığı belli değil Alex Tez'in artık. Bir düşüyor, bir çıkıyor. Eksiler var. Artı 2 gördüm. Eksi 5 var. Taylan 34 yaşında çok hızlı düşmüş. Eksi 4 var. Hakan Çalhanoğlu 78'e düştü. Muhtemelen seneye emekli olma moduna geçerler. Bu sene Çiçaldao. İnanılmaz. 34 gol 17 asist orta sahada müthiş bir katkı verdi. Diyecek bir şey yok. Şöyle diğer isimleri de gösteriyorum. En değerli futbolcu Noni Madueke. Krallıklara bakalım. Muhammed 1, Çayır 2. 32 tane atmış Trabzonlu. Asist kralı Madueke ve Osman.
Gol yemeyen maç sayısında Okoye, Trabzon kalecisi 1, Unai Simon 3. olmuş. 11'de eksik var. Stoperimiz eksik bugün. Genç oyuncu oynayacak. Kara 95'lik yerine 82'lik stoperle devam ediyoruz. Formalar da bence tamam. Wembley'de 4. üst üste finalimiz başlıyor. Mehdi. Atak gitti. Madueke. Mustafa Muhammed. Şimdi Madueke. Önüne güzel aldı. Madueke verdi. Boşta kaldı top. Uzaklaştırdılar. Olayinka çok güzel geçti. Olayinka. Olayinka bir daha aynı adamı geçebilir mi? Evet, geçti. Pası da verdi. Mustafa Muhammed. Vuruş kötü. Mustafa Muhammed verdi. Olayinka olmadı. Çaldao'dan Olayinka'ya. Olayinka çok güzel aldı yine önüne. Olayinka çekti. Kumbulla. Fabian. Fabian çekti. Fabian Lozano. Penaltı. Bir de kırmızı kart geldi bu arada. 10 kişiyiz. Ryan geliyor. Ryan vuruş. 1-0. Ve maç bitti. Napoli'ye kaybediyoruz. 4. finalimizde ne yazık ki hüsran var. İşte Eric Garcia'nın orada biraz yavaş olması pozisyonda ne yazık ki penaltıyı yaptırıp kırmızı kartı yedirdi. Zaten o golü yeseydik de normal şartlarda süre olarak çok azdı. Yani çıkarmak belli bir yerden sonra zor. Çünkü devre süresi 2 dakika. Toplamda 4 dakika maç yapılıyor. Yapacak bir şey yok. Kaybettik. 10. sezona geldik. Son senemiz bu sene. Bütçe 284 milyon euro oldu ama herhangi bir satış yaparsak yabancı anlamında transfer yaparım. Türklerden zaten alabileceğimiz çok kısıtlı. Elimizde de iyi oyuncular var Türk olarak rotasyonda. Daha iyilerini getirebilir miyiz? Çok zor. Son bir sene aynı takımla devam edebiliriz diye düşünüyorum. Sol orta saha yaptık Özer Dursun'u artık. 2 hafta sonra da 81 olacakmış. Şampiyonlar Ligi'nde yine Manchester United var gruplarda. Shakhtar ve Kopenhag'da diğer takımlar. Şampiyonlar Ligi'nde D grubunda 6'da 6 yaptık. 18 puan ve son 16 rakibi Juventus. Geldik Juventus maçına. Pedri onlarda, Zirkzee onlarda, Eduardo Quaresma iyi oyuncuları var. Krepin Diatta'yı da gördüm. 1-1 bitti. Kritik sonuçlardan biri. Deplasmanda beraberliği sevmiyorum. Deplasmanda kazanmanız gerekiyor. 11'de eksik varmış. Orta sahada Hakan oynuyor. Çiçal'da o yok. Onu söyleyelim. Kara oynasa kaçla oynar? Çok kötüymüş. Hadi bakalım. Rövanş. Galatasaray Juventus. Uzatmalarda kaybediyoruz. Olmadı. Son senemizde bu tecrübeli takımımız ne yazık ki son 16'da eğlendiler. İşte son sene Süper Lig'de Galatasaray 10'da 10 yapıyor. 101 puanla. Türkiye Kupası'na bakıyoruz. 6-0'la başladık. 6-0 devam. Finaldeyiz. Ve penaltılarla şampiyon Galatasaray. UEFA Süper Kupası'nı Milan kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus finale kadar çıktı. Bayern kazanmış ama. Barcelona da Avrupa Ligi'ni kazanan takım oldu. Şöyle takımı son bir kez göstereyim. Müthiş starlarımız vardı. Çok yaşlandılar, o da bir gerçek. Alex Teyes 37 yaşında, 88'de kendini sabitlemeye çalışıyor. Marka düşüşe geçti. Diğer isimlerde de yavaş yavaş düşüşler var. Olenka 90'a düştü. Kamara 93'e düştü. Çok yaşlandık aslında. Takımın en gençlerinden biri Madueke kaldı, öyle söyleyeyim. Ama şu ana kadar oluşturduğum en iyi takımlardan biriydi bu sene. Çiçaldao harika oynadı yine. Mustafa Muhammed iyiydi. Madueke her seneki gibiydi ama Olenka'nın gol performansı düştü bu sene. Çiçaldao da son 2-3 sene mükemmel oynamaya başladı. Bu da bir gerçek. Formayı aldıktan sonra çok değişti iş. Diğer isimleri de şöyle geçiyorum. Bırakırken en değerli oyuncumuz Noni Madueke. Ligde gol kralı Çiçaldao. Asist kralı Olayinka. Gol yenmeyen maç sayısında Unai Simon ve Graterol eşitmiş. İşte kariyerimiz 10 sene, 10 lig şampiyonluğu, 7 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 3 Şampiyonlar Ligi, 3 de Süper Kupa geldi. Şu ana kadarki en farklı galibiyet 5-0'la Sivasspor, en farklı mağlubiyet 3-0'la Olympique Lyon maçıymış. Maksimum harcadığımız transfer ücreti 75.500'müş. Aslında çok bir harcama yapmadık. Kazancımız çok düşük, 7.750. Bununla birlikte geçen sene bir Şampiyonlar Ligi daha gelebilirdi. Birazcık da rehavete kapıldık şimdi 3 sene üst üste gelince. Hele Dortmund'u da yenince birazcık doygunluk oldu mu? Evet oldu. Bu da bir gerçek. Ama son sene tekrar şampiyon olmak isterdim. Finale ulaşamadık.
Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.